Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sebzeli tavuklu bulgur pilavı tarifim var. Öyle lezzetli ki hem doyurucu hem besleyici. Yanında kesinlikle başka bir yemek aramayacaksınız. Bu tarifimizin yapımına buyurun geçelim. Öncelikle bir tane göğüs kullanıyorum. Diğer malzemelerim iki tane yeşil sivri biber, tatlı, bir tane kapya biberi ve bir tane de soğan kullanıyorum tavuk göğsümü bu şekilde uzun olarak kesiyorum daha sonra küp küp doğrayacağım benim için bir tane tavuk göğsü yeterli geldi evde bir tane varmış Eğer bir buçukta kullanabilirsiniz iki tane de kullanabilirsiniz bu tamamen sizin tercihinize kalmış tavuk göğsünü küp küp bu şekilde doğruyorum ne çok büyük ne çok küçük olacak şekilde doğruyorum siz tamamen isteğinize göre doğrayabilirsiniz. Yorumlarda gelecektir illaki arkadaşlar. Siz yorumu yazmadan ben söylemiş olayım. Farklı et çeşidi de kullanabilirsiniz. İster tavuk butu kullanabilirsiniz kemiksiz. İsterseniz dana kuşbaşı, kuzu kuşbaşı da kullanabilirsiniz. Ama ben tavuk etini tercih ediyorum bulgur pilavın içerisinde. Çünkü daha çok piştiği için ben tavuk etini tercih ettim. Siz dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hepsi de bulgur pilavımıza lezzetine lezzet katacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Ben bir tane soğan kullandım. Büyükçe bir soğan kullandım. Eğer soğanlarınız küçükse iki tane kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü soğan çok lezzet katıyor. Bir tane kapya biberi normal bir tane kapya biberi kullanıyorum. Kapya biberini de bu şekilde küçük küçük doğrayalım. Kesinlikle iri iri doğramayınız. Bu şekilde doğramanız yeterlidir. Kapya biberlerini de doğradım ve yeşil sivri biberimi geçiyorum. Yeşil biberi dilerseniz acı da kullanabilirsiniz. Ben çocuklar yiyeceği için acı kullanmadım, tatlı yeşil biber kullandım. 2 tane kullanmam benim için yeterlidir. Çekirdeklerini hiç çıkartmıyorum çünkü çok tazececik bir biber. Çekirdekleri de ayrıca lezzet katacaktır. Ben çok seviyorum. Dilerseniz çıkartabilirsiniz tabii ki temizleyebilirsiniz. Evet bütün malzemelerimi hazır ettim ve artık tavayla buluşturuyorum. Öncelikle tavaya 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Zeytinyağım birazcık ısındıktan sonra etimi ilave ediyorum. Etimiz göğüs eti olduğu için yağsız bir et olduğu için öncesinde yağ ekledim ve daha sonra kavuruyorum. Eğer yağlı bir et kavursaydım e, direkt eti yağsız bir şekilde koyarak kendi yağının salmasını bekleyecektim. Lütfen bu püf noktalarını unutmayalım. Kızgın ateşte etinizi pişirirseniz etiniz yumuşacık, sulu sulu olacaktır. Etlerim kavrulmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi rengi değişti. Bembeyaz oldu. Ve üzerine soğanı ekliyorum. Etimi soğanla birlikte 5 dakika kadar kavuracağım. Daha sonra diğer sebzelerini ilave ederek e, yemeğimi pişirmeye devam edeceğim. Birkaç ay öncesinde aynı tarifimin arpa şehriyelisini de yapmıştım arkadaşlar. O kadar çok beğenildi ki binlerce kişi tarafından tarifim denendi ve çok sevildi. Şurayı yukarıya arpa şehriyeli tarifimin kartını bırakıyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Yeşil biber ve kapya biberini ekliyorum. Ve tekrar e, kavurmayı devam ediyorum. Hepsini bir anda boşaltmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, sırasıyla devam ediyorum. Şöyle 3-4 dakika kadar kavurduktan sonra salçasını ve domatesini de ilave ederek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi biberlerim yumuşamaya başladı ve üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tabii ki margarin de ekleyebilirsiniz. Dilerseniz evde margarin tereyağı yoksa hiçbir şekilde de eklemeyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolu dolu domates ve biber salçası karışık ekledim salçamın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum ve üzerine iki tane domates ekliyorum domateslerin kabuklarını soydum ve küp küp doğrayarak pilavıma ilave ediyorum domatesle birlikte şöyle 5 dakika kadar kavuruyorum kapağını kapatarak sosumu iyice pişiriyorum Şöyle gördüğünüz gibi sosum gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kıvamı içerisine 2 diş sarımsak kıydım. Şöyle küçük küçük kıydım. Sarımsak mutlaka kullanalım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer sevmiyorsanız çıkartabilirsiniz. Sarımsağı gördüğünüz gibi sonrasında ekledim arkadaşlar. Öncesinde yanmasın diye eklemedim. Bir buçuk su bardağı yıkanmış bulgur ilave ediyorum. Bulgurla birazcık şöyle 2 dakika kadar kavuruyorum. Yorumlarda gelecektir şimdi bulguru yıkanır mı yıkanmaz mı arkadaşlar ben yıkıyorum. Ben bu şekilde tercih ediyorum hijyen açısından. Dilerseniz yıkamayabilirsiniz bu tamamen sizin tercihinize kalmış lütfen saygı duyalım bu şekilde 2 dakika kavurmam yeterlidir. Daha sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum. Suyu da ölçmedim arkadaşlar. Üzerine geçinceye kadar sıcak su ekliyorum. Eğer ölçmek isterseniz 1 su bardağı bulgura 2 su bardağı su ilave edebilirsiniz. Ben göz kararı bu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle karıştırıyorum. Su az geldi gözüme biraz daha ekliyorum şöyle tamamen görünmesin bakın bu şekilde anlayabilirsiniz videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın bir de bildirim sesini açarsanız en iyi birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Şöyle suyunu çektiği göz göz olunca pilavımız pişmiş demektir arkadaşlar. Pilav kesinlikle karışmaz. Üzerine havlu kağıt örtüyorum ve dinlendiriyorum pilavımı. Pilavınızı bir 15 dakika, 20 dakika hatta dinlendirmenizi tavsiye ederim. Benim vaktim yoktu. 5-6 dakika kadar dinlendirdim ve şöyle karıştırıyorum. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bakın o kadar güzel oldu ki tane tane pilavımız. Gerçekten muhteşem oldu. Yanında bir tek cacıkla akşam öğününü hazırlayabilirsiniz. Gerçekten başlı başını doyurucu bir tarif. Şöyle yakından da göstereyim. Rengini, dokusunu, kıvamını gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Eğer denerseniz yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum arkadaşlar. Tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Hepinizi ayrı ayrı teşekkür ederim. Şöyle servis için kaseyi alıyorum. Kesinlikle sulu olmadı. Şöyle göstereyim sizlere. Muhteşem bir pilav tarifi verdim bugün sizlere. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten efsane bir tarif. Çok beğeneceksiniz. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Tüm ayrıntılarını anlatmak için videom biraz uzun oldu. Lütfen kusuruma bakmayın kısa kesmek istemedim Çünkü aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalsın istemiyorum bütün detaylarıyla anlatmak istedim şöyle bir kaşıkta aldım tadımlık bir videomun daha sonuna geldim beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum yepyeni tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın